Tekrar merhaba arkadaşlar, bir kez daha karşınızdayız. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Geçtiğimiz programda Deep Web'in girişinden bahsettik diyebiliriz. Bu programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Semih, üçüncü seviyede kalmıştık herhalde. Evet, üçü bitirdik. Dörde başlıyoruz demiştik. Hani burada neler kullanıyoruz, neler var şeklinde bir... Uzantılarımızı öğrendik, Tor browser'ımızı kurduk, kullanılabilir hale getirdik ve artık internetin çok daha derin noktalarına derinlere ineceğiz diye bakıyoruz başlıyoruz artık. Yani. Dilersen şimdi... tekrar edelim önce. Üçüncü seviyede nelerle karşılaşmıştık? Üçte ne vardı bizim karşımızda? Üçte yani artık FTP serverlar yani FTP serverlara girebilen herkesin de ulaştığı bir nokta demiştik. Ondan sonra yasaklanan, görmemizi istenmeyen şeylerin, işte çeşitli pornografik içerikler, çeşitli gizli bilgiler, işte komplo teorileri falan filan. Burada sürekli aynı şeyi söyleyip duruyoruz. Birinci seviyesinden en alt seviyesine kadar pornografi, pornografi, pornografi diye. Arkadaşlar, Deep Web'in her seviyesinde evet pornografik bir içerik ağırlığı, üstünlüğü var aslında. Kesinlikle. Bu gittikçe ağırlaşıyor sadece. Gittikçe ahlaksızlaşıyor aslında. Hani, çirkinleşiyor bana göre aslında evet, bu noktada. Ahlaksız doğru kelime herhalde ya. Hani çok da ağırında söyleyebiliriz belki ama ahlaksız herhalde bizim kullanabileceğimiz bir sözcük burada. Gittikçe artık hani ensestten daha kötü, çocuk pornosuna kadar ulaşan seviyelere gidiyor. Bu yüzden siz de lütfen yanlış anlamayın. Her seviyede ağırlaştığı için özellikle evet her seviyede pornografiden bahsediyoruz. Yapacak bir şey yok. İşin gerçeği de bu bir anlamda. Yani zaten birçok kullanıcı Deep Web'e pornografik içerik varmış hey diye girdiği için bundan bahsetmezsek yanlış bilgilendiririz diye düşünüyorum ben de. Evet. Devam edelim. Belirli FTP sonuçlarına girdik. Yasaklanmış olan videoları izlemeye başladık. İşte virüs database'lerine girdik. Virüs database'lerine neler girdik. Var neler yok. İşte ufak tefek hack işleri varmış. Ya şöyleymiş böyleymiş diye. Hani kendimizi böyle biraz casusçuluk oynadık diyelim 3. seviye hakkında. Ama 4'e girdiğimizde artık işler tamamıyla değişiyor. Tamam. Çünkü 4'te tamamen farklı bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Bildiğiniz internetten tamamıyla uzak bir sisteme ihtiyacınız var. Yani aslında deep web internet değil. Yavaş yavaş internet olmamaya başlıyor. Aynen öyle. Artık proxy'nin ve DNS'in sökmediği, günlük kullanıcının da bir noktada ay ne yapacağız şimdi dediği bir noktaya gelmiş oluyoruz 4'te. Yani aslında bizim kendi içimizde hackercılık oynadığımız işte aman proxy kuralım, aman ZenMate eklentisi, aman TunnelBear, aman DNS, aman bilmem nelerin hiçbir anlam ifade etmediği noktadayız. Aynen öyle. Şimdi 4. seviye nedir, nasıl girilirle devam edelim. Şimdi özellikle de bu son zamanlarda Türkiye'de abi işte dedik ya ZenMate kullanın, proxy DNS, işte open DNS şu bu derken. Ki kullanıcılarımızdan da arada sırada yorum yazanlar var. İşte ben Tor kullanıyorum falan diye. Artık hani insanların bir şekilde abi işte devlet bizi izleyemiyormuş. Artık gizlenelim işte her şeyde giriyormuşuz diye. Bir Tor browser denilen bir sistemle, bir programla karşılaştık. Halk olarak bu noktada. Peki bu Tor nedir şimdi? Bundan bahsedecek olursak. Aynen biraz bahsedelim çünkü çok fazla soru işareti var. Ya Tor geziyor. Tor nedir bu falan. Ha, bir şey ya, giriyor oradan falan. Ben. O noktada. Şimdi Tor öncelikle Firefox altyapısını kullanan, kendi içerisinde serverları olan ve bu serverlar üzerinden size proxy sağlayan ve proxyler üzerinden de sizin kimliğinizi gizleyerek bir noktada internette dolaşmanızı sağlayan bir sistem ağı aslında. Yani ne kadar fiziksel bir işte şey olarak gözükse de, bir browser var önümüzde, geziyoruz falan gibi gözükse de Tor aslında tamamen bir altyapı bu noktada. Aynen öyle. Yani şey diyebiliriz aslında işte biz proxy'den sadece yerimizi değiştiriyoruz, lokasyonumuzu değiştiriyoruz proxy ya da diğer sayılarını kullanarak. IP'mizi değiştiriyoruz yani biraz daha teknik şey yaparsak. Tor'da şey diyebiliriz. Bir noktadan başka bir noktaya geçerken sürekli proxy'ler değiştirerek o noktaya ulaşıyoruz. Bu da takip edilmesini güçleştiriyor. Peki imkansız mı? İmkansız değil bu noktada. Takip edilmesi kesinlikle imkansız değil. Hani ben Tor kullandım hiçbir şekilde benim yerimi bulamazlar, beni tespit edemezler gibi bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü artık Tor browser neredeyse her devlet tarafından bilinen bir sistem haline geldi.
her ne kadar işte ilk çıkış noktanız ve gezdiğiniz yerler bilinmese de son çıkış kaynağınız bir şekilde Thor'un elinde olduğundan kaynaklı ve bunlar da izleniyor olduğundan kaynaklı nereden çıktığınız biliniyor. Ve istenildiği takdirde de hani ne kadar yapılamaz yapılamaz dense de bir şekilde bunu yapabilen insanlar var. Yapabilen devletler var. Sizin nereden çıktığınızı ve yanlış adımlar attığınızda da Thor'un da güvenli kullanım şeylerini kullanmadığınız, yapmadığınız zamanlarda da gerçekten evinize kapı çalıyor bir dakika deyip bir daha geri dönmeme ihtimaliniz çok yüksek bu noktada. Peki Thor kullanarak nelere erişebiliyoruz? Şimdi Thor kullanarak eriştiğimiz ve Deep Web'in aslında bir kaynakçası diyebildiğimiz, Deep Web'in her şeyine ulaşabildiğimiz ve çeşitli bilgilerin sürekli güncellendiği, işte bugün var, bugün yok, yarın yok diyebileceğimiz bir sistem olan Hidden Wiki var. Bu Hidden Bizim Wiki bayağı Wikipedia'nın gizlisi, gizli saklısı. Hani Deep Wikipedia falan böyle o noktada. Hidden Wiki'de gerçekten her şeye ulaşabiliyoruz bu noktada. Çünkü artık 4. seviyede internet siteleri bizim bildiğimiz gibi işte www.google.com gibi şeylerle çalışmıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 16 harflik bir şeyleri var. Uzantıları falan oluyor. 14 ya da 16. 14 ya da 16 arasında. Tam emin olamadım şu an ama. Ve uzantıları da çok garip ya da çoğu zaman uzantısı olmayan, sadece direkt ismini bilerek girebildiğimiz siteler olduğu için bunların bir işte database'i, bir yer aldığı bir yer olması şey, zorunda gibi gözüküp Hidden Wiki'yi kurmuşlar. Hidden Wiki aslında Deep Web'in inan panosu falan gibi bir şey diyebiliriz işte. Ha, gerçekten öyle. Bu siteye ulaşabilirsiniz. Dur, iliştirdik diye. Zaten hani Tor kullanıp da Hidden Wiki'ye giren arkadaşlarımız, kullanıcılarımız, izleyicilerimiz de hani şunu görürler. Hidden Wiki'ye girdiğinizde işte sitenin adı ne var? İşte sitenin adı burada ne var? İşte şu kategori altında bu siteler, bu kategori altında bu siteler diye gerçekten bir listeleme şeklinde gidiyor. Peki neler var aslında? Şuradaki maddelere bakıyorum. Neler var, neler yok diye. Çok çılgın şeyler. Hacking groups artık o şey herkesin bildiği. Evet arkadaş, internettesin, hackerlara ulaşırsın. Mantıklı onu geçelim ama onun dışında Microsoft Data Secure Networks var. Microsoft'un veri güvenli ağları var. Bunun onlara tabii erişebiliyorsunuz. Peki bunlara erişip ne yapabiliyorsunuz? Hani o bizim karşımıza sürekli çıkıyor ya işte Microsoft'un bilmem ne veri tabanı hacklendi. Sonra işte yakın zamanlarda eBay hacklendi. İşte Gmail'de bir şeyler mi var? Blizzard accountlarımız mı gitti falan diye. İşte o bizim haberini yaptığımız şurası hacklendi, bilmem neresi çöktü gibi haberler bu Deep Web'den erişilerek ya da Deep Web'i kaynak kullanarak yapılabilen işlemler. Bunun dışında yine Tor Browser kullanarak ulaşabileceğimiz AI teröristler var. Yapay zeka teröristleri. Gerçekten. Şunun bilgisayarını parçalayın şeklinde hani, gidip. Bunlar şey tamamen bilim kurgu aslında. Hani ya, tamamen bilim kurgu değil. Tamamen gerçek ama bizim sürekli olarak bilim kurgu bilim kurgularda görmelerinde gördüğümüz şeyler. Yani bundan sonra sakın çok korkunç. Şimdi bu noktada gerçekten bir ölüm kalım savaşı da var aslında 4. seviyede. Çünkü burada parayla adam öldüren insanlar var. Bunlar gerçekten gerçek insanlar ve gerçek işler yapıyorlar. Gerçekten kiralık katiller gerçekten gerçek insanları öldürüyorlar. Gerçek yani burada her şey gerçek tam anlamıyla. Onun dışında daha fazla yasaklanmış video, yasaklanmış içerik. Yasaklanmış içerikler. İşte bu yurt dışında olan maçların, işte basketbol maçları, hokey maçları ve işte diğer geri kalan bütün bahislerin illegal şeyleri, nasıl diyeyim, tipleri. Yasa dışı bahisleri. Yasa dışı bahisler ve buradan alabileceğiniz işte ön bilgiler olsun. Size şikeler. Şikeler falan. Onları size buradan bildiriyorlar. Onun dışında işte birçok firmanın gizli yazışmaları, birçok devletin gizli yazışmaları ve özellikle WikiLeaks demiştik. WikiLeaks'in esas belgeleri gerçekten yayınlanmış ve kaldırılmış şey olan bunları bulabiliyoruz burada. Yine gazetelerde falan görüyoruz işte
evinde Bengal kaplanı besliyor. Aynen. Ama Bengal kaplanını adam nereden, nereden aldı? Buradan aldı. Buradan alıyor. Noktada. Neden? Çünkü Bengal'de kaplan ithalatı, kaplan ihracatı vesairesi yasak. O hayvanları yurt dışına çıkartamıyorsunuz hiçbir şekilde. Bizim o gördüğümüz garip garip haberler de yine Deep Web sayesinde erişilebilen yerler. Şey vardı. Mor bir Lamborghini vardı. Diablo yüzü açık. Hı hı. Koltukları albino timsah derisinden yapılmış. Timsahı nereden buldun? Albino timsahı nereden buldun diye sorarlar. Hadi buldun. Nasıl öldürebildin diye ya da öldürtebildin diye sorarlar. Zira yasak. Sonra neden hani onu koltuk yaptığını var. Yani. Bunlar ki multi-billion dollar deals diye bir madde gördüm orada. Öyle şeyler de var. Multi-milyar dolarlık anlaşmalar. Gerçekten anlaşmaları falan görebiliyoruz. Bu hani hep olur ya işte Google'la Apple şöyle anlaştı falan diye haber yaparız. İşte onların anlaşmaları buralarda bulunabiliyor. Onlar da yine buralardan çıktı. Onun dışında burada... Bir de dördüncü seviyeden sonra Tor browser'la da erişemediğimiz artık hiçbir internet bağlantısı olmayan seviyeye geçiyoruz. Evet. Nasıl oluyor bu diye soranlar olacaktır. Undernet diyoruz, Deep Web diyoruz, internet bağlantısı yok diyoruz. Nasıl olacak gerçekten? Closed Shell sisteme geçiyoruz. Evet. Tor tarayıcısından sonra. Closed Shell sistemden biraz bahseder misin? Şimdi Closed Shell sistem bu Tesla, Nikola Tesla'nın yaptığı elektrik araştırmalarının üzerinden. Babamız Tesla. Babamız Tesla'nın. Ya bakın biz elektrikten işte bilgi aktarırız ya falan diye başlayıp daha sonra bunun Amerikan hükümetinin yaparız abi ya gazıyla yaptığı ve bunun Google'a gerçekten Tesla Experiment şeklinde aratarak bulunabileceği belgelerinde olduğu. Peki sıra Thomas Edison'da yani diyeceğim şimdi adama ayıp olacak. Thomas Edison'un girip Tesla'nın bütün deneylerini falan hareket etmesi, arkasında General Electric'i alıp da bak bunlar hep Deep Web. İşte bunları öğrenebiliyorlar oradan. Artık bu işte dediğim gibi elektrikle bilgi akışının sağlanmasıyla beraber closed shell sistemleri kuruyorlar. Closed shell sistemler ne? Tam olarak şöyle anlatayım. Bu ajan filmlerinde, casusluk filmlerinde, aksiyon filmlerinde gördüğümüz hep bir yer olur ya böyle. Bir sürü server vardır içerisinde. Ve işte hep şey denir. O sisteme giremezler. O sisteme giremezsin çünkü işte oranın internet ağı yok. İşte gidip bu USB'yi elle takıp virüsü elle yüklemeliyiz falan. İşte bu closed shell sistem. Hiçbir şekilde dışarıya internet ağları yok. Hiçbir şekilde internet ağları olmadığı için bilgi erişimleri yok. Fakat dediğimiz gibi elektrikle taşıma sayesinde elektromanyetik alan ve işte bunu ikiye bölersek elektrik ve manyetik alan üzerinden kendilerinin bir şekilde ulaşabildiği kapalı sadece istedikleri kişilere bir şekilde açabildikleri sistemler var. Ve gerçekten bu noktadan sonra işler iyice çirkinleşiyor, çılgınlaşıyor. Ve gerçekten dördüncü seviyeden hani hayallerinizi zorlayan şeyler var dördüncü seviyede bu noktada. Şunlar bunlar falan işte adam öldürüyorlarmış, çok gizli bilgiler varmış, anlaşmalar varmış. Ben ama sözünü kesmek istiyorum müsaadenle çünkü hem evet bir anlamda yavaş yavaş gitmek lazım hem de bundan sonrası muhtemelen takipçilerimizin bizi abi işte bu adamlar bir şey bilmeden mi konuşuyorlar diyeceği kadar uçuk aslında. O yüzden öyle. İstiyorsan burayı da şimdilik bitirelim. Ve işin en uçuk noktasından son bölümümüzde bahsedelim. O işin en uçuk noktasından sonra biraz önce kiralık katillerden onlardan bunlardan bahsettik. Abi kiralık katilin ödemesini nasıl yapıyoruz noktasına gelelim. Ya, adamı öldürtüyoruz evet, biz de mi öldürüyorlar karşılığında? Bir de dördüncü seviyede gene ticaret yapabildiğimizden de hani bir şekilde orayı da bahsedelim. Dolarla yapmıyorlar ya da bizim kullandığımız gibi banknotla banka hesabıyla yapmıyorlar. Zaten bankadan yapmaları çok saçmalık olur. Tamamen gizli diyoruz. Senin banka hesabın sonra ortada. Neden kapım çaldı diye yeniden. Onları da son programımızda değinelim. Ondan sonra da Deep Web mevzusunu da bitirelim. Noktalayalım artık. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Biz bir sonraki programımıza tekrar Deep Web'e devam edeceğiz. Ve artık son noktasına değineceğiz. Deep Web'in en karanlık noktasına artık değineceğiz. Artık yavaş yavaş bitirelim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Hoşça kalın arkadaşlar.